Değerli izleyiciler merhabalar. Bugün son yıllarda gündelik yaşamımızın önemli konu başlıklarından biri olan suç örgütleriyle ve bu suç örgütlerden biriyle ilgili karşınızdayım. Bilindiği gibi 2 gün önce çok sarsıcı bir cinayetler serisi demek gerekiyor doğrusu yaşandı. Bu cinayet Yunanistan'da yaşandı. Bir otomobilin içinde 6 Türkiye vatandaşı infaz edildi. Ve bu infaz topu topu 45 saniye içinde oldu. Bu bize şunu gösteriyor. Profesyonel bir cinayet işlemiş durumda. Araç içinde öldürülen 6 kişinin silahlı suç örgütü Barış Boyun grubuna mensup oldukları, bu gruba yakın oldukları yönünde kuvvetli şüpheler söz konusu. Bu cinayet nedeniyle Barış Boyun suç örgütünün biraz daha yakından bakmak ihtiyacı hissettik. Barış Boyun suç örgütü İstanbul'un Beyoğlu'nda, Kasımpaşa'da, Kulaksız'da, Örnektepe Mahallesi'nde başlayıp uluslararası bir güce erişen bir suç örgütüyle karşı karşıyayız. Ve bu uzun yıllar, yani geride 20 yıl, 30 yıllık geride bırakan bir örgütten bahsetmiyoruz. 3-5 yıllık bir geçmişi var ve bugün gelinen aşamada uluslararası bir güç haline gelmiş durumda. Bu örgütün bugün Türkiye'de işlediği cinayetler, yaralamalar, bombalama eylemleri ve karıştığı uluslararası bir cinayet ile ilgili sizlere bilgi vermek isterim. Elimizde bu konuda İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen kapsamlı bir dava var bu arada. 287 sayfa iddianamesi olan bir dosya bu. 42 tane sanığı var. Barış Boyun da bu davanın sanıklarından biri ve firari konumda. Barış Boyun'un ağabeyi Zafer Boyun bu dosyada sanık ve tutuklu durumda. Barış Boyun'un 2 tane yeğeni dosyada sanık konumunda. Barış Boyun kendisi 39 yaşında. 2017'den sonra özellikle bu Barış Boyun grubunun etkinliğini arttırdığını görmeye başlıyoruz. Bilal Yaman grubu vardı. Bilal Yaman'ın tutuklanması sonrası Bilal Yaman'la Barış Boyun ortak hareket eden isimlerdi. Bilal Yaman'ın tutuklanması sonrası Barış Boyun Bilal Yaman'ın da grubunu ve kendi grubunun başına geçiyor. Bu alanın sevk ve idaresini Barış Boyun yapıyor. Şimdi Barış Boyun grubu alakalı yaralamalar, infazlar, bunlara geleceğiz. Bu grubu finansman, yani bu grubu sonuçta bunlar suç örgütü ve bu suç örgütlerin bir finansmana da ihtiyacı var. Yani bu sevk idarenin yapılması, bunca insanın idame ettirilmesi, bunların ihtiyacının giderilmesi gibi elbette ki bir finansman da gerektiriyor. Bununla alakalı bu grubun, bu dosyada da yer alan bir gizli tanık ifadesi de var. Oldukça net tarih ifadeler söz konusu. Silah ticareti yapıyor. Yasa dışı silah ticareti söz konusu. 2. Bahis. Yasa dışı bahis yapılıyor. 3. Uyuşturucuya karıştıkları yönde de bir takım ifadeler söz konusu. Doğrusu iddianamedeki o eylemlere de baktığımızda oldukça sarsıcı bir dizi eylemle karşılaşıyoruz. Her şeyden önce şunu belirtmek gerekiyor. Özellikle son yıllarda Türkiye'de motosiklet, kaskli kişilerin motosiklet üzerinde işlediği cinayetlerin tamamında Barış Boyun grubunun bir imzasının olduğunu görüyoruz. İstanbul'da yaşanan bir dizi olay, saldırı ve uluslararası bir cinayete biraz daha yakından bakmak isterim. Bu olaylardan birisi Barış Boyun grubunun husumetli olduğu Yüksel Usta Hüseyin isimli bir kişi vardı. Yüksel Usta Hüseyin bir kişi vardı diyorum çünkü Yüksel Usta Hüseyin Nisan 2022'de öldürüldü. 16 Nisan 2022'de 22'de öldürüldü. Peki Yüksel Usta Hüseyin kimdi? Yüksel Usta Hüseyin Kasımpaşa taraftar grubu var. 1453 Kasımpaşa taraftar grubu. Bu grubun tribün liderlerinden biri. Ve Barış Boyun'la da husumetli. Husumetin gerisinde sonuçta bu şunu ifade etmek gerekiyor. Bu idaneme de baktığımızda bu grupların aralarındaki çatışma, kanlı çatışmaların en temel şeyi bir güç mücadelesi. Alan hakimiyeti. Bu alan hakimiyeti de maalesef ki büyük bedeller yani kendileri açısından büyük bedeller ödenerek sağlanması gerekiyor. Dolayısıyla Barış Boyun Yüksel Usta Hüseyin'in etkinliğini Kasımpaşa bölgesinde arttırdığını görüyor, fark ediyor ve bu aralarda da bir husumet başlıyor. Yüksel Usta Hüseyin ile Barış Boyun'un adamları arasında bir silahlı çatışma yaşanıyor. Abdullah Atilla'nın da olduğu bir çatışma. Burada yaşamını yitiren bir kişi var. Cengiz Alper, Barış Boyun grubuna yakın. Bu Cengiz Alper'in yaşamını yitirmesiyle beraber aralarında artık kan giriyor ve derin bir husumet başlıyor. Devam eden çatışmalar var. Karşılıklı birbirlerini yaralamalar söz konusu. Barış Boyun'un abisi Zafer Boyun'un yaralaması olayı var.
iddianameyi okunca da dehşete düştüm. Bütün bu olaylar öyle uzaktan bilmediğimiz yerlerde yaşanmamış. İstanbul'un göbeğinde yaşanmış. Beyoğlu'nda yaşamış, düşünün. Barış Boy'un grubu Yüksel Usta Hüseyin'i iki kez yaraladı. Bunlardan birisi Metris cezaevinde bir araç içindeyken silahlı saldırıya uğradı bu kişi ve yaralandı. Daha sonra Barış Boy'un grubu aralarında Abdullah Atilla'nın da olduğu bir ekip Yüksel Usta Hüseyin'in evine el yapımı patlayıcı atıyor gece yarısı. Düşünebiliyor musun? Bomba bu. El yapımı patlayıcı bu kişinin evine atılıyor. Devam eden süreçte Yüksel Usta Hüseyin dediğim gibi 16 Nisan 2022'de uğradı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Bu arada bu dosyada öldürülen bir kişi daha var. Niyazi Usta Hüseyin. Bu Niyazi Usta Hüseyin de Yüksel Usta Hüseyin'in yakın akrabası. Bu çocuk da 24 yaşındaydı. 10 Şubat 2020'de evinde oturduğu esnada bir akşamüstü cama yaklaşan kar maskeli bir kişi Yüksel Niyazi Usta Hüseyin'i öldürdü. Bu dosyada da Niyazi Usta Hüseyin'in öldüren kişilerin Barış Boy'un grubunda olduğu yönde bilgiler söz konusu. İkinci olayımız Emrah Ayverdi. Emrah Ayverdi de Beyoğlu bölgesinde etkinlik kurmaya çalışan bir grubun lideri. Bunun da Barış Boy'un grubuyla husumetleri söz konusu ve bu husumet kanlı bir çatışmaya dönüşüyor, yaralamalar oluyor. Çok ilginç bir olay yaşanıyor. Barış Boy'un ifadeler var. Yine Gizli Tanrı bu noktada verdiği ifade söz konusu. Bir plan yapıyor. Plan şu: Emrah Ayverdi'nin bulunduğu yerden alınması. Bunun için bir plan yapılıyor. Asker eğlencesi, askere gönderme organizasyonu şeklinde bu planlanıyor. Bu kişiler işte kalabalık bir grup halinde araçlar, motosikletler, kornalar vesaire filan Emrah Ayverdi'nin olduğu yere doğru gidiliyor. Biz bu ifadelerde şunu görüyoruz. Bu eylemin organizatörü, planlayıcısı Barış Boy'un bizzat eylemin de içinde. Barış Boy'un bir motosikletin arkasında elinde Kalaşnikov'la hareket ediyor. Ve gidiliyor. Emrah Ayverdi o gün orada bulamıyorlar. Ancak geldiklerine dair bir video paylaşımı yapıyorlar. Daha sonra Emrah Ayverdi'ye yönelik Emrah Ayverdi'nin gidip takıldığı bir gece kulübüne gidiyorlar. Bu gece kulübünün sahibini Barış Boy'un bu kişinin bir daha buraya gelmemesi, buraya alınmaması için tehdit ediyor. Ve elindeki el bombasını işletme sahibine gösteriyor. Daha sonra Emrah Ayverdi'nin de içinde olduğu bir araca yönelik Kağıthane'de bir silahlı saldırı oldu. Emrah Ayverdi burada yaralandı. Barış Boy'un grubunun uluslararası bir güce eriştiğini bize gösteren olaylardan biri geçen yıl İstanbul Şişli'de yaşandı. Zincirlikuyu mevkinde. Jovan Vukodić Karadağ asıllı, Karadağ'dan çıkan, Karadağ Kotor kasabasından çıkan bir suç örgütünün lideriydi. Skalarcik grubunun lideriydi. Ve Karadağ'da çıkan başka bir grup, yine Kavaski suç örgütü var. Kavaski grubuyla Skalarcik grubu arasında uluslararası birçok ülkeye sıçrayan bir dizi cinayet işlendi. Bunlardan bir tanesi de 8 Eylül 2022'de İstanbul'da yaşandı. İstanbul Zincirlikuyu'nda. Dediğim gibi Jovan Vukodić'in içinde olduğu ki aracın içinde eşi de vardı, çocuğu da vardı. Jovan Vukodić'in içinde olduğu araca trafikte araçların durduğu esnada bir motosiklet yanaştı. Motosikletin üzerindeki iki kişi Jovan Vukodić'i öldürdü. Jovan Vukodić cinayetiyle Barış Boy'un grubunun arasındaki bağlantı ne derseniz, Jovan Vukodić cinayetiyle ilgili İstanbul'da yürüyen bir dava var. Benim de takip ettiğim bir dosya, duruşmalarını takip ediyorum. Bu davada yargılanan Emircan Sümer, Barış Boy'un grubuyla ilgili İstanbul'da açılan başka bir dosyada sanık konumunda. Ve Emircan Sümer, Jovan Vukodić cinayetinde o gün motosiklet üzerinde olan iki kişiden biri. Birisi Yakup Doğan'dı, diğeri de Emircan Sümer'di. Yakup Doğan olaydan sonra Gürcistan'a kaçtı. Geçen ay yakalandı, Türkiye'ye getirildi. Emircan Sümer ise yakalandı ve tutuklandı. Ve Emircan Sümer ifadesinden söylüyor zaten. Barış Boy'un grubu ile ilgili daha önce soruşturma geçirdiğini, hakkında dava açıldığını ifade ediyor. Düşünün, Türkiye'de uluslararası bir cinayet işleniyor. Skalarcik grubunun uluslararası bir üne sahip bir suç örgütü, uyuşturucu ticareti yapan bir suç örgütü. Skalarcik grubunun üst düzey bir yöneticisi, lideri Türkiye'de öldürülüyor İstanbul'da. Bu infazı yapan kişilerden bir tanesi en azından Barış Boy'un grubuyla
ilintili Barış Boyun grubunun bir mensubu. Barış Boyun grubu ile ilgili açılan davada da sanık. Jehova Koyut dosyasında da bu kişi sanık konumda yer alıyor. Şimdi bu grupla ilgili dosyaya baktığımızda özellikle Beyoğlu bölgesinde inanılmaz dehşet olaylar yaşanmış. Birilerinin yağmalanması, mallarına çökülmesi, şirketlerin ele geçirilmesi, bir dizi olay yaşanmış. Bunlardan ben sadece bir tanesini size aktararak, anlatarak bitireyim. Hüseyin Ormancı diye bir isim var. Hüseyin Ormancı oto yıkama işi yapıyor Beyoğlu, Kasımpaşa bölgesinde, Beyoğlu'nda. Ve Hüseyin Ormancı'nın dükkanına göz koyuyorlar, aracına göz koyuyorlar. Ve Hüseyin Ormancı yanında çalışan kişinin, ki yanında çalışan kişi yani Hüseyin Ormancı'nın işçisi olan kişi Barış Boyun grubunun bir üyesi. Bu kişinin de yönlendirmesiyle Hüseyin Ormancı'ya bunlar yanaşıyorlar. Ve Hüseyin Ormancı bir gün çağrılıyor. Abdullah Atilla isimli bir kişi var. Barış Boyun grubunun önemli isimlerinden biri ve şu anda Gürcistan'da olduğu tahmin ediliyor. Yasa dışı silah ticareti yaptığı gerekçesiyle orada tutuklanmıştı. Hızlı da biri. Yani grubun en etkili isimlerinden biri. Hüseyin Ormancı sadece şunu söylüyor. Ben diyor bütün bu istediklerimi vereceksin. Aksi takdirde diyor seni burada diyor sakat bırakırım. Ya benim için bu çok kolay bir şey. Ben bunun için gider yatarım. Benim işim bu diyor. Bunu şunun için anlattım. Bu grubun içinde bu neviden hareket edilen, mobilize edilen bu neviden onlarca insan söz konusu. Ve bütün bunlar olurken bütün bu infazlar, yaralamalar, el bombası, evlere el bombasının atılması, kişilerin mallarına çökülmesi olayları olduğunda bunlar uzak bir yerde yaşanmıyor. İstanbul bizatihi göbeğinde yaşanmış. Emniyet çok ağır doğrusu hareket etmiş. Gruba yönelik bir operasyon yapılıyor. Grubun bazı isimleri alınıyor. Çok enteresan bir şey var. Bakın Barış Boyun kendisi de alınıyor. 2019'da sorgulanıyor. Adli kontrole serbest bırakılıyor İstanbul Adliyesi'nde. Düşünebiliyor musunuz? Bu kişi alınıyor. İfadesi alınıyor, sorgulanıyor ama adli kontrole bırakılıyor. Belki de tutuklansa bütün bu olaylar, bütün bu infazlar, ölümler bugün olmayacaktı. Barış Boyun da yine dosyada anladığımız kadarıyla 2020'de yasa dışı yollarla Türkiye'den çıktığı anlaşılıyor. Yurt dışında şu anda. Bir ara Ukrayna'ya gittiği görülüyor, anlaşılıyor. Gürcistan'da bir ara bulunmuş. Orada kendi elemanlarını, adamlarını telefonla aradığı anlaşılıyor. Eşi sosyal medyasında bayağı paylaşımlarda bulunuyor. Bir ara İtalya'ya gittikleri de anlaşılıyor. Dolayısıyla grubunu dışarıda da olsa yönettiği anlaşılıyor. Bitirmek gerekirse başta ifade ettiğimiz gibi Yunanistan'da 6 genç insanın bir araç içinde infaz edilmesi çok büyük bir olaydı. Çok sarsıcı bir olaydı. Bunun etkileri perde arkası, işin arkasındakiler konuşulmaya devam edecek. Ancak şunu ifade etmek gerekir ki bunlar Barış Boyun grubuna yakın isimler. Bu konuyla ilgili bugün aktaracaklarımız bunlar. Gelecek haberlerimizde görüşmek dileğiyle.